Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda UltraFEN denemelerine devam ediyoruz. UltraFEN'in bu yılki çıkartmış olduğu 8. sınıf fen birimleri denemesinin ikincisindeyiz. Hemen sorulara geçelim fazla konuşmadan. Birinci sorumuza başlıyoruz. Buna göre verilen tarihlerde belirlenen noktadaki sıcaklık artışlarının sıralaması aşağıdaki sıcaklardan hangisindeki gibi olur demiş. Yukarıya hemen bir göz gezdirdiğimde üst ilk paragrafta bir bilgi var. Bu bilgi gereksiz bir bilgi gibi. Çünkü biz zaten biliyoruz. Hemen aşağıdaki diyor ki önemli olan kısım aşağıda Oğlak dönencesi üzerindeki bir noktaya güneş ışınlarının öğle vakti düştüğü tarihler verilmiş arkadaşlar. Şimdi Oğlak dönencesi önemli burada. Oğlak dönencesi bildiğimiz gibi hemen şöyle dünyayı düşünün, ekvatorumuzu düşünün. Şurası alttaki Oğlak dönencesi oluyordu. Oğlak dönencesi üzerine 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti tam dik düşüyordu. O yüzden sıcaklık artışları bakımından 21 Aralık tarihi en maksimum olacaktır. M en büyük olacak. A şıkkı doğru, B şıkkı doğru. Bunlar gitti. Daha sonrasında arkadaşlar 21 Haziran ve 21 Mart vermiş. 21 Mart bildiğimiz gibi ekinoks tarihidir ve güneş ışınları ekvatora tam dik düşer. 21 Haziran'da kuzey yarımküredeki yengeç dönencesinde güneş ışınları dik düşecek. Bakın arkadaşlar üstteki yengeçe dik düştüğünde bir de ekvatora dik düştüğünde düşünün. Hangisi daha yakın Oğlak dönencesine? Tabii ki ekvator daha yakın. O yüzden bir sonraki sıcaklığımız ise Mart tarihinde olacaktır. N tarihi. O yüzden cevabımız da Bursa çıkacak bu soruda. Yakın olanda sıcaklık daha fazla oluyor arkadaşlar. Arda'nın kuzey yarımkürede demiş. Büşra'nın da güney yarımkürede yaşadığı bilindiğine göre aşağıdaki sıcaklıklarda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır sorusu. Arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde ben her zaman yaptığım gibi mevsimleri yazmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde böyle yazalım. Başka bir renk kalem olsun diğeri de. Evet, buna göre çözebiliriz. Arda kırmızıyla yazdım. Kuzey yarımkürede maviyle yazalım. Büşra. Aklımızda kalsın diye böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi kare zaman diliminde Arda'nın yaşadığı yerde gündüz süresi gece süresinden daha uzundur demiş. Arkadaşlarım Arda'yı sormuş. Arda kuzey yarımküreydi. İlkbahardan yaza doğru geçiyor. O yüzden burada ne oluyordu arkadaşlar? Şimdi ilkbahar mevsiminin yaşadığı tarihte ekinoksu gece gündüz süresi eşitti. Sol tarafta yani şu kısımda Arda yaza doğru döndüğü için gündüz süresi daha uzun oluyor. Doğru bir bilgi. Yıldız'a geçtik. Yıldız zaman diliminde Büşra'yı sormuş. Büşra maviyle yazdığım güney yarımkürede yaşıyordu. Gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. Büşra'ya bakabilir misiniz? Kıştan ilkbahara gidiyor. İlkbahara gittiğinde ilkbaharda ekinokstu. Gece gündüz süresi eşit oldu ama sol tarafta yani burada arkadaşlar henüz kışta. Bu aralıkta gece süresi yavaş yavaş kısalıp eşitlenmiş olacak. O yüzden gece süresi bu aralıkta daha uzundur. Doğru. Tam buraya geldiği zaman eşittir. Buradan sonra ise gece süresi kısalıp gündüz süresi uzayacaktır. Bu bilgi doğru. Ne derler? Turuncu kare diyelim. Turuncu karemiz dilimini sormuş. Arda demiş kuzey yarımküreyi düşüneceğiz. Gündüz süresi gece süresinden daha uzundur demiş. Bakın arkadaşlar sonbahardan kışa gidiyoruz. Tabii ki gece süresi daha uzun olacak. Burada ters vermiş. O yüzden yanlıştır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıda 21 Haziran tarihinde öğle vakti dünya üzerinde düz bir zeminde bulunan P noktasında güneş ışının düşüşü gösterilmiş 21 Haziran tarihinde. Şimdi arkadaşlar 21 Haziran tarihini hemen aklımıza getirdiğimizde ne demiştik? Yengeç dönencesi üzerine dik düştüğü tarihtir bu. Peki burada şekle baktığınız zaman çok eğik almıyor mu arkadaşlar ışığı? Yengeç dönencesi veya kuzey yarımküre olsa daha dik açılarla almaz mıydı? Evet, o zaman yengeç dönencesinde değil bu konum. Oğlak dönencesi üzerinde olabilir sorusu dediği için doğrudur, olabilir arkadaşlar. Ekvator üzerinde olabilir mi? Olabilir çünkü 21 Haziran tarihinde ekvatora da tam dik düşmez güneş ışınları.
kuzey yarımküreye düşer. O yüzden de bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtim. Aşağıda bir grup öğrencinin işte K cisminin gölge boyunun ölçtükleri yerler ve ölçüm zamanları verilmiş. K cisminin gölge boyu uzunluğu için hangi öğrenciler aynı sonuca ulaşmıştır? Bakalım. Şimdi üzerine not olarak yazmamız gerekecek. Mesut demiş ki 21 Haziran tarihinde öğle vakti yengeç dönencesi üzerindeki bir noktada ölçüm yaptım. O zaman bunun gölge boyu sıfır olacaktır arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde öğle vakti tam dik düşer demiştik. 23 Eylül tarihinde öğle vakti ekvator üzerinde bir noktaya ölçüm yaptım. Şimdi 23 Eylül tarihinde ekinokslarımızın yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde ekvatora tam dik düşüyor. Ekvatorda ölçüm yapmış. Bunun da açısı sıfır. Cevabımız çıktı fakat çözelim. 21 Haziran tarihinde öğle vakti. 21 Haziran tarihi yine yengeç olacak arkadaşlar. Öğle vakti ne yapmış? Oğlak dönencesi en yüksek maksimum seviyede olur. Açısını bilemem ama yüksek bir açı. 21 Mart tarihinde oğlak dönencesi üzerine yapmış. Şimdi arkadaşlar, şimdi hocam Merve ile Miray aynı olamaz mı diye sorabilirsiniz. 21 Haziran tarihinde oğlakta yaparsanız dünyayı şöyle düşündüğünüzde en uzak kısımlarda şu an yani şurada ve şurada olduğu için en uzak olur. Bunun açısı çok büyük olur. Ama bu 21 Mart tarihinde ise ekvatorla oğlak arasında daha kısa bir mesafe olacağı için atıyorum bunun açısı 60 ise bunun açısı 45 salladım. Daha küçük olur. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Zaten cevabı bulmuştuk. 5. soruya geçiyoruz. Rüzgar tulumunun pozisyonu şekildeki gibi olduğunda yapılan tespitler ve ölçümlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez sorusu. Rüzgar tulumu arkadaşlar bilmeyenler için okuyalım. Rüzgar yüzey rüzgarının yönünü ve şiddetini tespit etmekte. İçi hava ile dolduğunda yere paralel konuma gelen rüzgar içine dönen kumaş ve benzeri malzemelerden üretilmiş araçtır. Şimdi arkadaşlarım fark ettiyseniz tam yatay konumda değil. Fakat az da olsa bir rüzgar var. Bakalım. P bölgesi. Şimdi yönünü hakkında konuşursak arkadaşlar şekil üzerinde. Bakın şu şekilde bir rüzgar var değil mi? Yani bu şekle dönmüş. Şuradan giriyor rüzgar. Şuradan çıkıyor öyle düşün. Tamam mı? O zaman burası yüksek basınç bölgesi. Burası alçak basınç bölgesi. O zaman burası soğuk. O zaman burası sıcak. Olacak. Hemen bununla ilgili soru geleceğini düşünerek yazdım hızlıca üzerine. P bölgesindeki sıcaklık R bölgesinden daha azdır. Evet bakın soğuk demiştim zaten oraya. P bölgesinden R bölgesine yatay yönde bir hava hareketi oluşmuştur. Ki evet okla çizdim. R bölgesinde hava yoğunluğu azdır. Burada alçak basınç alanı oluşur demiş arkadaşlar. Evet alçak basınç alanı oluşmuştur. Alçak basınçta arkadaşlar ne demiştik? Daha hava yoğunluğu azdır demiştik. Konu anlatımımızda bunu söylemiştik. Hatırlayalım isterseniz. Ne demiştik? Hava ısındığında yoğunluğu hava ısındığında yukarı yönde hareket eder hava. Yani ısınan hava yükselir demiştik. Yoğunluğu sıvılardaki gibi düşünün demiştik. Yukarı doğru çıkan maddenin yoğunluğu nasıldır? Daha azdır. Oradan benzetme yapabilirsiniz. P bölgesinde yükselici hava hareketi demiş. Soğuk yani yüksek basınçta alçaltıcı, alçak basınçta yükselici hareketler gözlemlenir arkadaşlar. Bu soruda söylenemez. Altıncı soruya geçtiğimizde verilen grafik ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Bakalım tarihleri vermiş ve gölge boylarını vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki bilgi gereksiz. Bizim bildiğimiz şeylerden bahsetmiş zaten. Bakalım. Cisim kuzey yarım kürede ise, şimdi kuzey yarım kürede ise arkadaşlar gölge boyumuzun en kısa olduğu zaman 21 Haziran'dır değil mi? Yengeç dönencesi üzerinde gölge boyu öğle vakti olmuyordu. Ama burada kuzey yarım küre için düşündüğümüz için tam sıfır olmasına gerek yok. Ama fakat baktığımızda en düşük olan yer neresi? Burası gölge boyunun. Gölge boyunun en düşük olduğu yer kuzey yarım küre için 21 Haziran'dır. A şıkkı burada direkt yanlış çıkıyor arkadaşlar. Diğer şıklara yine de bakalım. Cisim güney yarım kürede ise demiş. Güney yarım küre ise orası 21
2, 21 aralık olacak arkadaşlar. 1 ve 3 dediğimiz yer bakın eşit gibi. Şöyle göstereyim. O zaman buna ekinoks tarihleri olması muhtemeldir. 23 Eylül olabilir demiş. Olabilir, 21 Mart da olur. Cisim kuzey yarımkürede ise 4. tarihi ise gölge boyunun en uzun olduğu tarih. Bizim kış ayımız. Kış ayımızın da 21 Aralık olduğunu hatırlayalım. Doğru. Cisim güney yarımkürede ise 3. tarihi vermiş. 21 Mart veya 23 Eylül olur diye söylemiştim. B ve C şıkkı aynı şeyden bahsediyor. Olabilir diyoruz. 7. soru. Şöyle ortalayalım. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum hatalı olmuştur? Tuğçe'yi okuyalım. Dünya 4 konumundayken, alttaki C yani. C yarım, güney yarımküredeki bir noktaymış. Dünya 4 konumundayken C yerleşim yerinde sonbahar ekinoksu yaşanmaktadır. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki dünyanın bu şekillerinde 1 ve 3 gün dönümleriydi. 4 ve 2 neydi? Ekinokslarımızdı. Yani bütün dünyada gece gündüz eşitliği yaşandığı için Tuğçe de burada doğru söylüyor. Ama sonbahar mı ilkbahar mı ekinoksu diye düşünüyor olabilirsiniz. Onu da cevaplandıralım. Güney yarımküre için arkadaşlar mevsimleri hızlıca yazarsak burası yazdı, burası sonbahardı, burası kıştı, burası burası yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Gece gündüz eşitliği yaşanmaktadır. Yani çok da bakmaya gerek yokmuş. Direkt ekinoks yaşanıyor mu yaşanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Erdem'e geçtik. Sonbahar ekinoksu için gece gündüz eşitliği demiş. Parantez içinde doğrudur deyip geçelim. Erdem dünya bir konumundayken sağ taraftayız. B yerleşim yeri güney yarımküredir ve yazı yaşar. Onu yazmıştım zaten. B yerleşim yerinde aylardan aralık mevsimde yaz mevsimi. Yani şimdi saçma değil mi arkadaşlar? Bakayım. Soru hatalıyı soruyor, özür dilerim. Doğru. Şu sonbahar ekinoksu değil, ilkbahar ekinoksu olacak arkadaşlar. Tuğçe burada yanlış yorum yapmış. Soruyu okumadan çözdüğüm için kusura bakmayın. Tamam. Erdem'e geçtik. O Tuğçe yanlış oldu. İlkbahar ekinoksu olacak. Mevsimleri yazdık çünkü az önce boşuna yazmıyormuşum. Doğru yazıyormuşum. Erdem demiş ki dünya bir konumundayken B yerleşim yerinde yaz yaşanıyor ve burası bizim için kıştı ya, 21 Aralık tarihidir. Aralık olur mu? Olur. Mevsimde yaz olur mu? Olur. Güney yarımküre için bu doğru bir bilgidir. Erdem olmayacak. Selin demiş ki dünya 3 konumundayken, 3 konumu sol tarafta gördüğünüz gibi A, burası bu tarihte arkadaşlar 21 Haziran tarihi, yazı yaşıyor. A yerleşim yeri 4 konumundan itibaren son ve bahar mevsimini yaşayabilir. Bakalım. Burası bizim için yazdı. Burası sonbahar. Burası kıştı. O yüzden sonbahar mevsimi yaşaması doğrudur. Murat demiş ki dünya 2 konumundayken üst taraftaki tarihimiz 21 Mart'tı. D yerleşim yeri kuzey yarımküre arkadaşlar. Ve mevsimimiz ilkbahar. Bakalım. Yeri bir mevsim sonra yaza girebilir. Bir mevsim dediği yer zaten burasıdır. Doğrudur. Yanlış cevabımız sadece Tuğçe'ymiş. 8. soruya geçtim. Netleşmesini bekliyorum. Dünyanın güneşe göre konumu aşağıda konumu şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre netleşmedi. Bir dakika. Şunu bir kapatalım. Neyse. Okunuyor. Kuzey yarımkürede kış. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlıca bakalım. Çok belli değil mi? Güney yarımküre burada yazı yaşarken kuzey yarımküre kışı yaşıyor. Kuzey yarımkürede kış mevsimi, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor olabilir demiş. Doğru. Oğlak dönencesi dediği alt tarafta güney yarımkürede biliyorsunuz. Oğlak dönencesi üzerine güneş ışınları öğle vakti dik açıyla düşüyorsa kuzey yarımkürede yengeç dönencesine en uzun gece yaşanmaktadır. Yani çok uzatmaya gerek yok. Evet, oğlak dönencesine tam dik düşüyor. Doğru. Kuzey yarımkürede de kış yaşandığı için
en uzun gece yaşanmaktadır. Doğru bu bilgi. Güneş ışınları kuzey yarım küreye, güney yarım küreye göre daha eğik açılar düşmektedir. Şekilde zaman çok bariz bir şekilde belli. Doğru diyoruz. Dokuzuncu soru. Niyeyse geç netleşiyor. A şehrine ait meteoroloji tahmin raporu verilmiş arkadaşlar. Buna göre iki şehirde yer alan hava olaylarından hangisi yanlıştır demiş. Yukarıdaki hava durumlarına bakarsanız pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma her türlü hava olayı neredeyse gözlemlenmiş. Sıcaklık değerleri ama çok değişmemiş fark etti. 11, 10, 13, 11, 10 şeklinde. En şiddetli rüzgarın çarşamba günü A şehrinden B şehrine doğru esmesi beklenir. B şehri neresi ya? B şehrinde ise aynı günlerde sıcaklık 12 dereceymiş. Değişmiyormuş, anladım. Şimdi arkadaşlar B şehri 12'ymiş. Rüzgarın hızlı esmesini istiyorsak bu sıcaklık farkının en büyük olması gerekir. Çarşamba günü bakarsanız A şehri 13 derece. B şehri 12 olduğu için A'dan B'ye değil B'den A'ya doğru eser. Tam ters bir rüzgar eser. O yüzden A şıkkı burada yanlıştır. B şıkkı A şehrinde sıcaklığın aynı olduğu günlerde demiş. Tamam, şu ikisi olsun mesela. Farklı havaları beklenmektedir ki evet bekleniyor. Olur. Oluşabilecek rüzgar 4 gün aynı yönde esebilir. Oluşabilecek rüzgar 4 gün aynı yönde esebilir. Ya, olabilir. Sıkıntı yok. Bakın 12 derece olarak düşünün 5 yerini. 11, 10, 10, 11, 4 gün boyunca A'dan B'ye eser arkadaşlar. Sadece çarşamba günü B'den A'ya esecektir. Çünkü burada daha soğuktur. Doğru. Bu iki şehir arasında her gün rüzgar oluşabilir. Oluşabilir çünkü sıcaklık farkı var. 12-12'de olmadığı için olma ihtimali mümkün. Olabilir sorusun. 10. soru. Belirtilen tarihler arasında çizilen grafiklerden hangileri eksik ya da yanlış çizilmiştir? Bakalım. Direkt şeylere bakacağım, grafiklere bakacağım. Gölge ne demiş? 1 için 1. 1 nerede? Sol tarafta. Arkadaşlar gölge boyu dünya kuzey yarımkürede ilkbahar mevsiminin yaşandığı mevsiminin başladığı tarihten güney yarımkürede ilkbahar yaşandığı tarihe gelene kadar yengeç dönencesinde bir X noktası üzerinde gerçekleşen olayları sormuş. He tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle yapacağız. Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsiminin yaşandığı tarih şurasıdır değil mi? 4'ten başlıyoruz. Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşandığı tarihtir. Güney yarımkürede ilkbaharın yaşandığı tarih. Arkadaşlar o da burası. Yani buradan buraya gelene kadar gerçekleşecek olaylarla ilgili soru sormuş. Şimdi arkadaşlar X noktası üzerine gerçekleşen X nerede? X yok. Bakıyorum soruya tekrardan. X yok. O zaman arkadaşlar gölge boyu sürekli düşmüş. Tamam da X'in yeri belli değil. Şimdi eğer kuzey yarım küre olursa arkadaşlar ilkbahar, yaz, sonbahara gidiyor. İlkbahar, yaz, sonbahara gittiği zaman önce gölge boyu azalır sonra artar şeklinde olmalıydı. Güney yarım küre içinde önce artıp sonra azalır şeklinde olmalıydı. Sürekli azalmaz. O yüzden yanlış. Çünkü ilkbahardan yaza gidiyoruz. Gölge boyumuz kısalır. Yazdan sonbahara gidiyoruz. Gölge boyumuz uzar kuzey yarımküre için. Güney yarımküre için de tam tersi olur. O yüzden bu her türlü yanlıştır. İkinci sürede gündüz süresi sürekli azalmış. Kuzey yarımküre içinse artabilir. Yanlış. Üçüncü birim alana düşen enerji miktarı işte güney yarımküre içinse her türlü azalıp artmış olmalıydı. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Hepsi yanlış. On birinci soru. Özdeş mumlar ile yapılan etkinlik aşağıda verilmiştir. Yanmakta olan 4 tane mumun her iki tarafında da eşit uzaklıkta özdeş mumlar eşit uzaklıkta yerleştirilmiş. Buna göre A ve B mumlar
yakıldıktan sonra A ve B mumlarının alevlerinde oluşan dalgalanmaların yönünü sormuş. Şimdi arkadaşlar A ve B mumunu yaktığınızda her türlü ortadaki kısım daha sıcak olmayacak mı? Evet, çünkü 4 tane mum yanıyor, çok sıcak olur onun üst kısmı. A ve B daha soğuk olur. Yani soğuktan sıcağa doğru eseceği için rüzgarlar bu şekilde olur. A'nın gidiş yönü sağ olacak, B'ninki sol olacak. Cevabımız B şıkkı olur. Soğuktan sıcağa. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı şekildeki gibi numaralandırılarak gösterilmiştir demiş. Direkt okuyalım arkadaşlar. Dünya bir konumunda iken 21 Haziran'dan bahsediyor. Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Doğru arkadaşlar, çünkü 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre yazı yaşıyor. Güney Yarımküre'de kışı yaşayacak. En uzun gece olacak. Doğrudur. Dünya iki konumundayken, yani ekinokstan bahsediyoruz, 23 Eylül'de ekvator üzerinde yer alan bir şehirde gece gündüz süresi sadece ekvator değil arkadaşlar, tüm dünyada eşit olur. Doğru. Dünya, aslında tüm dünya derken arkadaşlar burada kutupları dahil etmiyoruz aslında. Kutuplar çünkü 6 ay gece 6 ay gündüz durumu var. Dünya üç konumundayken güney yarımkürede, bakalım üç konum nerede? Sağ taraftaki güney yarımkürede dedi, yaz yaşanıyor arkadaşlar. Kış mevsimi yaşanmaya başlar demiş. Yanlış. O güzel uzun bir sorumuz var. Merve bu bilgilere dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz? Şimdi arkadaşlar yukarıyı hızlıca bir göz gezdireyim. Güney kutbu kuzey kutbundan çok daha soğuktur. Aslında her iki kutup da soğuk bölgelerdir. Çünkü güneş ışınları kutuplara çok eğik biçimde gelir. Hatta kutup noktalarında yılın 6 ayı boyunca güneş hiç doğmaz. 23 Eylül kuzey kutbu için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Bu yüzden kutup bölgelerinin fazla ısınması mümkün değildir. Bu durum her iki kutup için de geçerli olduğu halde güney kutbu kuzey kutbundan çok daha soğuktur. Bunun sebebi iki kutbun göründükleri kadar benzer olmamasıdır. Her ne kadar iki kutup da buzlarla örtülü olsa da güney kutbu bir kara parçasıdır. Bu yüzden Antarktik adıyla 7 kıtadan biri olarak kabul edilir. Uydular yardımıyla tespit edilen güney dünyanın en soğuk noktası -93,2 derece olarak ölçüldü. Beklendiği gibi Antarktika'nın tam merkezine yer alan en soğuk nokta 10 Ağustos 2010 tarihinde tespit edildi. Daha önceki en soğuk 89'muş. Kuzey kutbu ise okyanus üzerinde yüzmekte olan bir buz kütlesidir. Güney kutbu çok kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır ve ortalama yükseltisi çok fazladır. Bu da güney kutbunun çok daha karasal ve soğuk bir yer yapar. Kuzey kutbunu oluşturan buz kütlesinin söz üstündeki yüksekliği ise çok azdır ve kuzey kutbu üzerinde yüzdüğü okyanusun ılıman etkisi altındadır. Sonuç olarak güney kutbundaki ortalama sıcaklık kuzey kutbundan çok daha düşüktür. Uydular yardımıyla ölçülen dünyanın en soğuk noktası Antarktika'dır demiş arkadaşlar. Evet, bunu yukarıda bu bilgiyi verdi arkadaşlar. En soğuk noktasını söyledi. Uydular yardımıyla, bakın şurada yazıyor. Doğru. Güney kutbu çok kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır ve ortalama yükseltisi çok fazladır. Bunu zaten baştan beri hep söylüyor. 23 Eylül kuzey kutup noktasında 6 aylık gecenin dedi ki yukarıda bakın şurada verdi. Doğru. 21 Haziran tarihinde kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır. Güney yarım kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır demiş. 21 Haziran tarihinde arkadaşlar kuzey kutupta ne vardı? Yaz vardı. O yaz olduğu için kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüzler başlıyor 6 ay boyunca aslında. Tam ters bilgi vermiş. Aslında bu bilgi yukarıda hiç konuşulmadığı için yanlıştır. Diğer 3 şıkkı zaten doğru demiştik. 14. soruya geçtim. Verilen tablo ve bilgilere göre hangileri doğrudur? Ne bu? 7 günlük namaz vakitlerini vermiş. Güneşin doğumundan bahsetmiş. Yani tamam, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım, bu yerel saatlere göre namaz vakitleri olduğu için burada gündüz süresinin değişimini bile aslında gözlemleyebiliyoruz. Hızlıca bakalım. Verilen tablo ve bilgilere göre hangisi doğrudur? A şehri kuzey yarımkürede bulunuyorsa. Tamam. Namaz vakitleri günleri Ağustos ayına ait günler olabilir. Hızlıca bakalım. Arkadaşlar bakın. Sabah
pardon kalem kullanalım. Sabah vakitleri öne doğru gelmiş. Yani akşam da ileri gitmiş. Yani arkadaşlar günler uzamış. Günler uzamış nasıl anladık? Bakın 7.37 ile 18.36 arasındaki fark şurada ise kaç dakika? 8 dakika öne gelmiş. Burada da 8 dakika ileri geçe gitmiş. Yani 16 dakika gün uzamış. Şimdi Ağustos ayında ait günler olabilir demiş. Bizim Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'dan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos ayı olduğu için bu günlerimiz kısalıyor arkadaşlar. Nereye kadar? Eylül tarihine kadar kısalıyor. Eylül tarihinde gece gündüz eşitleniyor. O yüzden bu Ağustos ayına ait olamaz. Yanlış. Güney Yarımküre'de ise Şubat ayına ait olabilir demiş. Güney Yarımküre'de Şubat arkadaşlar bizim kışımız olduğu için onların yazıdır. Yine aynı şekilde kısaldığı zamandır. Yanlış. A şehrinde günler ilerledikçe gece süresi artmaktadır demiş. Hayır, gece süresi azalıyor. Demin anlattım. A şehri Kuzey Yarımköy'de bulunuyorsa, evet, Ocak ayı olursa şöyle olur arkadaşlar. Şimdi Ocak ayı demek 21 Aralık tarihini düşünün. Bizim kış ayımızın başlangıç tarihidir. Kıştan nereye gidiyoruz? İlkbahara gidiyoruz. Yani günlerimizin uzadığı tarihtir. O yüzden de bu soru doğru olur. Günlerin uzaması ve kısalaması ile ilgili bir soruydu arkadaşlar. Değişik bir soru. 15. soruya geçtik. Gölge boyu verilmiş. Buna göre X çubuğu kuzey yarım kürede, Y çubuğu ise güney yarım kürede olabilir demiş. Bakalım farklı şeyde dik konumda bulunan özdeş X ve Y çubuklarının günün aynı saatindeki gölge boyları verilmiş. Eğer bakın arkadaşlar tarih vermemiş değil mi? Burada tarih vermediği için diyelim ki X çubuğunun kuzey yarım kürede ise gölge boyu fazla, Y çubuğu güney yarım kürede olabilir mi? Olabilir çünkü farklı mevsimler yaşanacağı için mesela burası kışı yaşıyordur, mesela burası yazı yaşıyordur ve bu mümkün olur arkadaşlar. Y kuzey yarım küre ise X güney yarım küre. Yani ters olacak, bu kadar basit. Her iki çubukta aynı yarım kürede bulunan farklı şehirler olabilir. Şimdi arkadaşlarım bu üçüncü ölçü çok önemli burada. Şimdi bunların farklı yarım kürede olması çok mantıklı. Fakat aynı yarım kürede olunan olabilir mi? Şöyle düşünün. Birisi ekvatora çok yakındır, birisi kutuba çok yakındır. Sonuçta sıfırlamamış, gölge boyunu sıfır yapmamış yani. Böyle olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Her zaman absürt düşünmek gerekir. Bakın arkadaşlar, Güneş'in dünyaya ulaşan ışınlarının yolculuğu gösterilmiş. Bununla ilgili bakın arkadaşlar, şekli çok dikkatli bakın. Güneş ışını girmiş, yansıyıp çıkamamış. Yani atmosferimizde asılı kalmış, yani içeride kalmış. Tam olarak neden bahsediyor bu resim? Sera etkisinden bahsediyor. Meydana gelmesindeki en büyük etmen sera gazlarıdır. Evet, bundan bahsetmiştik. O ve sera gazlarının artmasıyla güneş ışınları atmosferimizde daha uzun süre kalıyordu. Buna bağlı olarak da ortalama sıcaklığımız artıyor. Yani küresel ısınmamız oluyordu. Bu da doğru. Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerindendir. Doğru. Hepsinden bahsetmiştik bu konuyu anlatırken. Doğru ve yanlış işaretleyeceğiz. Tamam, hızlıca yapalım. Şimdi arkadaşlarım ilgilenen bilim dalı klimatoloji ise bu iklimdir değil mi? Günlük hava olaylarının uzun yıllar boyunca hesaplanan ortalama. Şimdi bakın arkadaşlar, uzun yıllar boyunca dedi, ortalama dedi. Bu da iklimden bahsediyoruz. Tahmin dedi, hava olayından bahsediyoruz. Ve cevabımız Bursa çıkıyor. Dünyanın eksen eğikliğinden bahsetmiş, belirli bir etkisi var. Eksen eğikliğinin etkilerinden bahsediyor. Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu şeklinde bir soru. Eksen eğikliği olmasaydı arkadaşlar, güneş ışınları hep aynı açıyla gelirdi. Ekvatorda bulunan bir şeyde güneş ışınlarının gelme açısı gün boyu sabit kalırdı. Şimdi ekvatorda bulunan bir şehirde güneş ışınlarının gelme açısı gün boyu sabit kalırdı. Yani sabit kalırdı demek yerine bunu bir düşünelim, geçelim. Belirli bir bölgede yıl içerisinde sıcaklık farkı
azalırdı. Evet, çünkü mevsim değişikliği çok fazla olmazdı arkadaşlar. Hep aynı mevsimler yaşanırdı. O yüzden mevsimler de oluşmazdı kesin. Doğru diyoruz. Ekvator'da bulunan bir şehir. Şimdi konu düşünelim. Ekvator'da bulunuyor şehrimiz. Şöyle düşünün. Ve dik şöyle duruyor yani. Eğik yok. Şöyle çizdim. Güneş ışığının gelme açısı gün boyu. Bütün gün boyunca dik gelmez ki arkadaşlar. Gece ve gündüzümüz var biliyorsunuz ki. Geceleri hiç gelmeyeceği için gün boyu sabit kalır demek yanlıştır. Bu arada bunlarla ilgili aslında benim notum vardı. Şöyle göstermek istiyorum. 18. sorudayız. Gerçi kapatmışım onu, silmişim. Fen okulunda notlar var Çiğdem Ateş hocamızın. Aslında bunun linkini atayım ben. Eksen eğikliği olmasaydı, eksen eğikliği fazla olsaydı, eksen eğikliği az olsaydı şeklinde her türlü olasılığında madde madde yazmış hocamız. Onu da bunun altına paylaşım yapacağım bu YouTube videosunun altına. Oradan da yararlanabilirsiniz daha detaylarına. Şimdi arkadaşlar 19. soruya geçtik. Burada verilen görselle ilgili hava durumu sunan sunucu hangisini kullanırsa doğru açıklama yapmış olur diyor. Klimatologlardan aldığımız bilgiye göre dediği arkadaşlar bu bir bakın 1, 2, 3, 4, 5 günlük bir hava durumu raporu değil mi? Evet. O yüzden bu klimatologlardan mı alınacak? Hayır. Hava durumu yani meteorologlardan. O yüzden bunu okumuyorum bile. Zonguldak'ta pazartesi günü kesinlikle yağmur yağışı olacağından dediği kesinlikle de diyebilirler mi arkadaşlar hava durumu sunucuları? Hayır, bekleniyor denir. Okumuyorum. Zonguldak'ta 5 gün boyunca iklim değişikliği, yani 5 gün boyunca iklim değişikliği olur mu arkadaşlar? Hava olayı değişikliği olur. Cuma gününe bakalım. Neresi cuma günü? Şurası. Eksi 10 dereceye düşmüş. Yer yer buzlanma ve don olayı beklenmektedir demesi normal. Çünkü eksi derecelerde buzlanma, don bekleniyor. Bakın kesin demiyor diyebilir o yüzden. 20. sorumuz. Birbirine komşu 3 köyün sıcaklıkları ile ilgili grafikler aşağıda verilmiştir demiş. Hızlıca bakalım Abdi, Kaptaş, Ormanlı köyleri bunlar. Arkadaşlarım bunlar komşu. Rüzgarın esme yönlerini soracak soru büyük ihtimalle. Kaptaş'tan Ormanlı'ya ya da buraya ya da buradan buraya doğru rüzgarlar esebilir arkadaşlar. Abdi Köyü ile Kaptaş Köyü arasındaki basınç farkı Ormanlı Köyü ile Abdi Köyü arasındaki basınç farkından daha fazladır demiş. Evet bakın buradaki sıcaklık farkı daha fazla olacağı için basınç farkı da daha fazla olacaktır arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Basıncı en fazla olan köy Kaptaş. Şimdi basıncı en fazla diye sorduğuna göre yüksek basınçtan bahsediyor. Yüksek basınçta arkadaşlar nasıl oluyordu? Soğuk yerde oluyordu. Yüksek basıncımız soğuk demekti. Tam ters gibi düşünüyorduk ya. Alçak basınç ise sıcak demekti. O yüzden bu bilgi doğru. Kaptaş köyünden Abdi ve Ormanlı köyden hava akımı gerçekleşebilir. Tabii ki çizdim burada. Buradan buraya, buradan buraya veya buradan buraya da olabilir. Ormanlı köyünün Abdi köyüne hava akımı gerçekleşmez demiş. Ki gerçekleşir. Bakın yukarıda çizdiğim için. Çünkü Ormanlı köyü daha soğuk, Abdi köyü daha sıcak. Soğuktan sıcağa doğru esebilir. Burada yanlış bilgi vermiş arkadaşlar. Bu şekilde de ultra fen denemelerinin ikincisini bitirmiş olduk. Hocalarımıza da bu videomuzdan teşekkür ederim. Bu hocalarımıza, bu emeği geçen öğretmenlerimize bu denemeleri bizlerle paylaştıkları için. Ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.